Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bir burs vardı. Bursumuzla ilgili belgelerin neler olduğunu, nerelerden temin edebileceğimizle ilgili videoyu kanalımıza yüklemiştik. Ayrıca açıklamalar kısmına videonun linkini bırakacağım. Tıklayarak sizler de belgeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi bizler temin etmiş olduğumuz belgeleri sisteme nasıl yükleyeceğiz? Öncesinde arkadaşlar eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Ayrıca burs başvuruları devam ettikçe ve sonuçlar açıklandıkça kanalımızdan duyurularımızı yapacağız ve sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Umarım sizler başvurmuş olduğunuz burslardan olumlu yanıtlar alırsınız ve eğitim hayatınız boyunca bu maddi destek devam eder. Şimdi sizler de hazırsanız başvurumuzu yapalım arkadaşlar. Buradaki başvuru yap alanına tıklıyorum. Burada gerekli bilgileri doğru bir şekilde dolduralım. Evet, gerekli bilgileri doldurdum. Giriş yap butonuna tıklıyorum. Ayrıca sizler sisteme girdiğiniz zaman bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda aşırı derecede bir yoğunluk var. Bu nedenle sisteme belgeleri yüklerken hata yaşayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar ilk günden yapmanıza gerek yok. Toplamda 7 günlük bir süremiz var. İlk başvuranda aynı olacak, son başvuranda aynı olacak arkadaşlar. O yüzden ilk günden yüklenmenize gerek yok. Tereddüt etmeyin. Arkadaşlar yükleme işlemini yapabilmek için tekrardan giriş sağlayacaksınız. Ben bir defa giriş yaptım. İşlemim yarıda kaldı. Olmadı mı diye düşünen arkadaşlarımız olacaktır. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Sisteme tekrardan giriş sağlayabilirsiniz. Fakat şuranın altını çizelim ki yükleme işlemini tüm evraklarınızı tamamladıktan sonra tek seferde yapmanız gerekiyor. Mesela diyelim ki ben disiplin belgesini daha sonradan alacağım. 7 gün içerisinde tekrardan girip yükleyeceğim diye bir olay söz konusu değil. Tek seferde yüklüyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi bizler belgelerimizi yüklemeye başlayalım. Öncelikli olarak kimlik fotokopisini yükleyeceğiz. Dosya seç alanına tıklayalım ve ilgili alanda bulunan kimlik belgemizi sisteme yükleyelim. Evet, buradan ilgili belgeyi seçtik. Aç alanına tıklıyorum. Daha sonradan görmüş olduğunuz gibi nüfus cüzdanını, kimlik fotokopimizi ilgili alana getirmiş olduk ve şimdi yüklememiz gerekiyor. Yükle alanına tıklayalım. Evet, ilgili belge sisteme yüklenmiş oldu. Sizler ön izle butonuna tıklayarak belgenizi görüntüleyebilirsiniz. Eğer silmek istiyorsanız da bu alandan silebilirsiniz. Kimlik fotokopimizi sisteme yükledikten sonra şimdi sabıka kaydına geldi. Sabıka kaydımızı E-Devlet üzerinden çıkartıyorduk. Burada dosya seç alanını aynı şekilde seçiyorum. Adli sicil kaydımı buradan alıyorum. Aç butonuna tıklıyorum ve yükle dedikten sonra sisteme yüklüyorum. Daha sonra vukuatlı nüfus kayıt örneğine geliyorum. Aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. Kişisel bilgilerimizi girdikten sonra eğitimle ilgili olan bilgilerimiz var. Öncelikli olarak öğrenci belgesini sisteme yükleyelim. Yükle diyorum. İkinci olarak transkript belgesini yükleyeceğiz. Transkript belgesini de arkadaşlar ara sınıfta okuyan arkadaşlarımız yükleyecekler. Birinci sınıfta okuyan arkadaşlarımızın transkript belgesini yüklemesine gerek yok. Çünkü sizlerin bu şekilde oluşturulmuş bir belgesi mevcut değil. Dosyamızı seçelim. Evet, transkript belgemizi seçtik. Şimdi yükle alanına tıklayalım. Başarılı bir şekilde yüklenmiş oldu. Evet, disiplin belgenizi ilgili üniversitenin öğrenci işlerinden talep edebiliyordunuz. Ayrıca arkadaşlar bu alanda bir ibare mevcut. Disiplin bilgisi öğrenci belgesi, yani transkript belgesinde belirtilmişse bu alanı seçiyorsunuz. Aynı şekilde dosyayı seçip yüklüyorsunuz. Evet, disiplin belgemizi seçtik. Aç alanına tıklıyorum. Yükle dedikten sonra sisteme yüklenmiş olacak. Üçüncü olarak yardım beyanı ile ilgili bilgilerimiz var. Aile gelir durumunu gösterir belgeleri seçeceğiz ve sisteme yükleyeceğiz. Öncelikli olarak annenizinkini yükleyebilirsiniz. Daha sonra babanızın belgesini bu alana tıklayarak, evet, tekrardan evrak seçerek yükleyebiliriz. Aynı şekilde yüklüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu alanda iki tane gelir belgesi bizler beyan ettik. Birisi annemizin çalışmadığına dair, diğeri ise babamızın emekli olduğuna dair. Arkadaşlar sizler aile gelir durumunu gösterir belgeyi farklı yerlerden temin edebilirsiniz. Mesela diyelim ki veliniz emekli. Sizler videoda gösterdiğim gibi E-Devlet üzerinden belgeyi temin edebilirsiniz. Mesela diyelim ki veliniz kamuda çalışıyor. Maaş bordrosunu E-Devlet sistemi üzerinden yükleyebilirsiniz. Diyelim ki veliniz esnaf. Ne yapacaksınız?
vergi levhasına yükleyebilirsiniz. Yani bu şekilde sizler gelir durumunuzu beyan edebilirsiniz. Yani farklı alternatifler mevcut. Hangisi size uyuyorsa gelir durumunuzu bu şekilde beyan edin. Daha sonra okuyan kardeşleriniz varsa onların öğrenci belgelerini sisteme yükleyeceksiniz. Aynı şekilde dosyayı seç butonuna tıklıyorum. Öğrenci belgesini seçiyorum. Yükledikten sonra sisteme başarılı bir şekilde yüklemiş oluyoruz. Şimdi gelelim hesap bilgilerimizin olduğu alana. Şimdi hesap bilgilerimize gelmeden önce arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alt kısımda kabul edilen dosya uzantıları var. JPEG, PNG, GIF ya da PDF şeklinde sizler dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Sistem buna izin veriyor. Bunun da altını çizelim. Daha sonra hesap cüzdanı fotokopisini sisteme yükleyelim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir banka belirtilmediği için sizler nereden isterseniz vadesiz bir hesap oluşturuyorsunuz ve oluşturmuş olduğunuz hesap bilgilerini sisteme giriyorsunuz. Buradan dosyamızı seçtik. Aynı şekilde yükle butonuna tıklıyorum. Daha sonra buraya IBAN bilgilerimi gireceğim. IBAN numaranızı girdikten sonra mutlaka kontrol edin. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Çünkü sisteme kaydettikten sonra değiştirme gibi bir durumunuz söz konusu olmayabilir. Evet, IBAN bilgilerimizi de kontrol ettikten sonra evet, öğrencinin İstanbul kart bilgilerinin yer aldığı 6370 ile başlayan 16 haneli kart numarasını giriyoruz. Daha sonra İstanbul kart fotokopisini sisteme yüklüyoruz. Öğrenci kartının arkasında bu şekilde bilgiye ulaşamayan arkadaşlarımız kartlarını güncelleyebilirler. 7 günlük bir süreç var. Arkadaşlar belgelerinizin eksik olmamasına dikkat edin. Çünkü herhangi bir belgenin eksikliğinde belki de bursunuzu almayabilirsiniz. Bu nedenle lütfen belgeleri yüklerken dikkatli olun. Evet, gerekli bilgiyi girdikten sonra İstanbul kartın fotokopisini sisteme yüklüyorum. İllaki fotokopi olmasına gerek yok arkadaşlar. Sizler JPEG, PNG, GIF ya da PDF şeklinde sisteme bilgileri yükleyebilirsiniz. Sistem buna izin veriyor. Dosyamızı seçelim. İstanbul kartımızı sisteme yükleyelim. Bütün bilgilerimizi eksiksiz bir şekilde ifade etmiş olduk. Bütün belgelerimizi görmüş olduğunuz gibi sisteme yüklemiş olduk. Şimdi kaydet alanına tıklayalım. Görmüş olduğunuz üzere sayın ilgili kişi evraklarını sisteme başarılı bir şekilde yüklenmiştir. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi 10. ayın 30'unda Cuma günü gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi 10. ayın 30'unda gerçekleştirilecek ve sonuçlarımız açıklandığı zaman da bizler buradan sizlere duyurumuzu yapacağız. Arkadaşlarım aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu tür eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.